lideri Devlet Bahçeli yerel seçim mitingleri kapsamında Özgür Özel'in memleketi Manisa'daydı. Eleştiri oklarını yine CHP'ye yöneltti. Manisa'da sahte demokratlara, yalan bezirganlarına, yıkım elebaşlarına, demlenmiş siyasi eylemcilere müsamaha yoktur. Özgür Bey sokağa adres gösteriyor. Ateşle oynuyor. Manisa'nın evladı olan bir Özgür'e özgürce sahip çıkın, demlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. Bahçeli'nin hedef tahtasında İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteri de vardı. Astronot Alpar Gezer Avcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de manidar bir komplo emaresi taşımaktadır. Dizi yönetim ve yerel yönetim uyumlu olmazsa o kente hiçbir şey gelmez. Bu bir itiraftı dedik, bu bir gözdağıydı dedik. Belki de bir siyasi şantaj CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dediği gibi. Yani Hataylılardan, seçmenden oy isterken bu cümleleri kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne yani bir yılda merkezi yönetim yardım etmek istedi, çok şey yapmak istedi de CHP'li belediye mi engelledi? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri çok doğal olarak tepki çekti. Arka arkaya muhalefet partilerinden, toplumun farklı kesimlerinden tepkiler geldi. Şimdi bunları göreceğiz. Ne dedi CHP Genel Başkanı Özgür Özel? Yalan söylüyor, siyasi şantaj yapıyor ve bununla oy istiyor. Daha pek çok açıklama var sayın seyirciler. İzleyelim. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Her siyasi görüşten, her mezhepten, Hatay olunca oradaki demografiye göre her dinden insana benim kalbim bu kadar taş diyor. Yalan da söylüyor. Çünkü kendi belediyelerin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil. Ama maalesef siyasi şantaj yapıyor ve bununla oy istiyor. Ona en iyi cevabı 31'inde bütün siyasi partilerden Hataylılar. Soruyoruz. 22 yıllık AK Parti iktidarı, sizler kamunun kaynaklarını eşit, adil ve etkin bir şekilde vatandaşlara, yurttaşlara dağıtmadığınızı kendi ağzınızla itiraf ettiniz. İşte Allah'ın şaşırtması buna deniyor. İtiraf buna deniyor. Erdoğan'ın depremi vurduğu Hatay'da itiraf nitelindeki sözleri gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet bu sözleri seçmenlere siyasi şantaj olarak nitelendirdi. Şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Gelmez Hatay'a. Buna cevap veririm çünkü bu başka bir vicdansızlık. Buna bir şey söylemek gerekiyor. Hatay masum kaldı ifadeleri gerçekten hani vicdan sahibi, yürek sahibi, akıl sahibi kimsenin bırakın söylemi duymaya tahammül edemeyeceği laflar. Vatandaşı tehdit eden, bana oy vermezsen canını bile kurtarmam diyen tam bir kötülük. Üstelik büyük depremin yıl dönümünde depremzede seçmenin iradesini gasp ederken, anayasal sistemi temelinden dinamitlerken yapılan bir kötülük. Bize oy verirseniz hizmet gelir demek istediniz. Bu Hatay'a işte bakmadığınızın, gözlerinizi kapattığınızın resmen itirafıdır. Erdoğan'ın itiraf niteliğindeki sözlerine muhalefetten tepkiler peş peşe geldi. Erdoğan diyor ki ya benimsin ya kara toprağın. Belediyeleri AK Parti'ye vermezseniz hizmet gitmez diyor. Yani Erdoğan açıkça vicdansız olduğunu bir kere daha gösterdi gerçek yüzüyle. Sayın Erdoğan, hırsınıza gem vuramamış bir siyasetçi değil, bu ülkenin devlet başkanısınız, lütfen. Çaresizlik içinde itiraf ediyor, oy yoksa hizmet yok diyor. Örnek veriyor, yine aynısı olur diyor ve tehdit ediyor, anlayışınız batsın. CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a tepki gösterdi. Hatay'ı sen mahzun bıraktın, garip bıraktın. Sen kimi tehdit ediyorsun? Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak? Sanma ki tehditle, şantajla, korkuyla bu millet sana boyun eğer. Bizim canımız Hatay'da. Unutma, zulümle abad olunmaz. Erdoğan yeni günde ise Gaziantep'teydi. Hastane açılışı ve deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine katıldı. Eleştirilere yanıt vermedi.
Çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananlara kulak asmıyoruz demekle yetindi. Deprem imtihanını da başarıyla vereceğimizden asla şüphe duymuyoruz. Bu süreçte çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Biz bunları aldırmıyor, kulak asmıyor, vaktimizi ve enerjimizi çalmalarına izin vermiyoruz. Bizi seçmezseniz size hizmet getirmeyiz. Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Olmaz olsun senin yapacağın. Senin kalbin bu kadar kötü olduktan sonra olmaz olsun senin siyasetin. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez de dedi Özgür Özel. Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Çarpıcı cümleler, yazıklar olsun. Bir insanın gözü nasıl bu kadar döndü gerçekten inanmıyorum. Kalbinin yerinde taş var demek ki diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özgür Özel. Tabii ne demiştik? Bu hafta, yarın, öbür gün siyasi partiler çok kalabalık kadrolar şeklinde depremin vurduğu 11 ilde olacaklar. Orada depremzedelerle buluşacaklar, mesajlarını verecekler. Depremin birinci yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi de 130 milletvekiliyle beraber 11 ilde olacak. Aslında sadece bugün, yarından bahsetmiyoruz. Günler öncesinden CHP'den de depremin birinci yıl dönümüne dair mesajlar gelmeye başladı. Özellikle de iktidara bu bir yıl içinde verilen sözlerin neden yerine getirilmediği sorularıyla beraber. Peki bu hafta kim nerede olacak? Siyasi partilerin nasıl bir programı var? Ona bakalım. Yoğun yerel seçim gündemine, temposuna bir ara verecekler. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde milletvekilleriyle beraber deprem bölgesinde olacak siyasi partiler. Deprem bölgesi ziyaretleri ve anma törenlerinin ardından partiler yeniden yerel seçim gündemine geri dönecekler çalışmalarına. Eğer işte eksik kaldıysa aday belirleme çalışmaları onlara, ya da tamamlandıysa da adaylarıyla beraber, teşkilatla beraber sahada çalışmalara hız verecekler. Hasarlı evlerin içinden insanlar eşyalarını çıkarmak istiyorlar. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde siyasi partiler yerel seçim çalışmalarına ara verdi. Liderler büyük felaketin yıl dönümünde deprem bölgesinde olacak. Suriyelilerden bir şey kalmadı ki ne? Herkesin elinde gördüğünü kaçırıyorlar. Allah başkanım, aynı biz de onlardayız. Ayrı rezil olduk ya, su yok. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat haftasında Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı ziyaret edecek. Bize yardımcı olacakları yerde cebimizdekini nasıl koparacaklarının hesabını yapıyorlar. Zaten cebimizde para yok. Haftaya bu salon bomboş olacak. Bu saatlerde biz burada yokuz. Bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 6 Şubat'ta Hatay'da olacak. CHP milletvekilleri ise heyetler halinde 11 deprem şehrinde düzenlenen anmalara katılacak. Depremzedelerle bir araya gelecek. Geçmiş olsun. Başsağlığı diliyorum. Sağ olun, Allah yardımcımız olsun. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener pazartesi günü Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da olacak. Deva ve Gelecek Parti liderleri de deprem bölgesini ziyaret edecek. Ama olmuyor. Meclis çalışmalarına da depremin yıl dönümü nedeniyle ara verilecek. Salı günü genel kurul açılmayacak, partiler de grup toplantılarını yapmayacak. Çocuğuyla beraber. Biz karşılayacağız. İki çocuğum var. Allah kolay versin, Allah yardımcı olsun. Siyasi partilerin deprem bölgesi ziyaretleri sonrası gündem yeniden yerel seçim olacak. CHP aday belirleme mesaisine bu haftada devam edecek. Kadıköy, Çankaya ilçelerinin de aralarında bulunduğu birçok seçim bölgesi için adaylar Perşembe ya da Cuma günü yapılması beklenen parti meclisi toplantısında kararlaştırılacak. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız. İktidar ve muhalefet kanadında işbirliği için gözlerin çevrildiği Yeniden Refah ve DEM Parti aday çıkarma konusunda kararını verdi. AK Parti ile görüşmeleri sonuçsuz kalan Yeniden Refah, İstanbul, Ankara ve İzmir'de de aday çıkaracaklarını duyurdu. Adaylar 10 Şubat'ta ilan edilecek. İnşallah dediğim gibi hayırlı bir sonuca vesile olur.